Çok fazla konuşulmayan branşlardan biridir ki e, nedense çok konuştuğumuz branşta alamadığımız başarıları çok görmezden geldiğimiz ya da görmek istemediğimiz branşlarda yakalıyoruz. Özellikle takım sporunda ve kadın sporcularda bir başarı da basketbol ve voleyboldan sonra handbolda geldi. Önce haberi okuyalım. Konyaaltı Belediye Spor Kadın Handbol Takımı sporcularını, yöneticilerini gerçekten canı gönülden tebrik etmek lazım. Hürriyet gazetesi de çok güzel bir şampiyonluk fotoğrafı beraber haberini sayfalara taşıdı. Avrupa'nın kraliçeleri başlığı var. Konyaaltı Belediyespor İspanyol Guardesi yenerek Kadınlar EF Kupası'nın sahibi oldu. İşin ilginç tarafı haberin detaylarında geçiyor. Konyaaltı Belediyespor Kadın Handbol takımı Avrupa'nın en büyüğü olurken Kulüpler düzeyinde ilk şampiyonluğunu elde ederken bunu çok kısa bir sürede gerçekleştirdi. Sadece kulüp adına değil, Türk Handbolu adına da kulüpler düzeyindeki ilk Avrupa şampiyonluğu oldu bu mücadele. Şimdi detaylar şu şekilde hemen habere bakalım. EF Avrupa Kupası finalinde 23-17 kaybettiği ilk maçında rövanşını evinde İspanya ekibi Atletico Guardes'i konuk etti. Sahasında oynadığı maçta rakibini 13 sayı farkla 33-20 yenen Antalya ekibi tarihi bir zafere imza atmış oldu. Mücadelenin en skorer oyuncusu ise 9 gol atan Sanyo oldu. Teknik direktör, antrenör Birol, Birol Ünsal'ın açıklamaları da vardı. Birol Ünsal, bu kupayı daha önce iki kez oynamıştım ama üçüncü de şeytanın bacağını kırdım. Artık handbolda şeytanın bacağını kırdı dedi. 10.000 kişilik Antalya Spor Salonu'nun yarısından fazlası dolarken maç sonunda da coşku dolu bir an vardı. Şunu belirtmek lazım. Çok kısa sürede bunu gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediyespor 2020 yılında kuruldular. 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde de Avrupa'da kupa kazandılar. Gerçekten Yöneticileri başta yöneticileri ardından sporcuları tebrik etmek lazım. Neden yöneticileri diyorum? Bu kadar kısa sürede ortaya çok iyi bir takım çıkardılar. Göğsümüzü kabartan bir başarı daha elde ettiler. Takım sporlarında gerçekten kadınlarımızın almadığı kupa şampiyonluk kalmadı. Sokaktaki kız çocuğu için o kadar değerli ki en çok onun için seviniyorum. Çünkü... E bir ülkede sokakların yüzünün gülmesi için, çocukların yüzünün gülmesi için onların önüne doğru rol modeller koymak lazım. Uzun bir süredir zaten kadın voleybolcularımız bizi olağanüstü gururlandırıyorlardı. Kadın basketbolunda da olağanüstü gelişim var. Handbolde böyle bir Avrupa şampiyonu kazanılmış olması. O sporcular bunu unutmasınlar. Bu kazan oynadıkları her final, kazandıkları, kaybettikleri her kupa muhakkak Sokaktaki kız çocuklarına dokunuyor, onlara hayaller kurduruyor. Hı hı. Bir ülkede zaten çocuklara hayal kurdurabiliyorsanız spor anlamlıdır. Mesela Türkiye Kupası zaman zaman, yani yerel kupalar zaman zaman sanki çok önemsizmiş gibi görülür. Ve bazı kulüp yöneticileri de maalesef bunu tetiklemiştir. Bu kupa neden oynanıyor? Bu kupanın maddi getirisi yok bu kupaya biz yedek takımla çıkacağız filan gibi söylemlerle bazen değersizleştirmişlerdir tarih içinde bunu. Ama esasında o kupanın varlık nedeni bugün Batman'da, Cizre'de, Muğla'da, Antalya'da ya da Bilecik'te 8-9 yaşında kız çocukların, erkek çocukların bir gün o il takımları, o ilçe takımlarıyla çıkıp oynayıp Fenerbahçe ile karşılaşabilme hayaldir. Çünkü hı hı. Süper Lig'e çıkamayacağınızı bilirsiniz o ilçe takımıyla ya da il takımıyla. Ama bir umut vardır yerel kupa. Çünkü yerel kupaya belli bir seviyeden başlarsanız ve birkaç takım elerseniz bir gün Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Beşiktaş'la Vodafone Park'a çıkmak, Türk Telekom sınırında, Nefis sânına oynamak, Ülker sınırında oynama hayali kurarsınız. Yerel kupanın böyle bir esprisi vardır. Japonya'da Japonya kupasına lise takımları bile başlıyor alttan biliyor musun? Diğerleri aynı seviyede. Çünkü istiyor ki Japon hükümeti, Japon spor politikalarını belirleyen kişiler Herkes o hayalleri kurabilsin. En azından Japonya en üst belki gelemeyecek o takımlar ama kupa vesilesiyle o seviyeye gelebilsinler. O yüzden kupa değerlidir. O yüzden futbol değerli. O çocuklar hayal kurdurabildiği için. O yüzden handbol değerli. O yüzden hı hı. kadın handbol, kadın basketbol, kadın voleybol çok daha değerli. O sokakta kız hayal kurabildik. Hayal kurabildikleri e, için. Hı hı. Tebrik ederiz hepsini. Canı gönülden.